Sevgili dostlar merhaba. Farklı bir video ile sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl içerisinde hem çatıyı yaparken hem evden çıkan bazı ahşap parçalarla sebze yatakları yapmıştık kendimiz. Bu yıl biraz daha profesyonel, biraz daha temiz bir iş olsun diye Biorfe ile bir çalışma gerçekleştiriyoruz ve Biorfe'nin galveni sebze yataklarından edindik. Onlardan birinin kurulumunu yapacağız ve daha sonra nasıl kullanıldığını da göstereceğimiz videolar olacak. Şimdi önce kutuyu bir açalım. İçinden neler çıkıyor görelim ve nasıl birleştireceğiz onun üzerine birlikte konuşmaya başlayalım. Evet bakalım kutuda nasıl bir şey var. Burada farklı boylardaki sebze yataklarının da ölçülerini görmek mümkün. Bizim kullandığımız en temel olanı yani 60 cm genişliği ve 120 cm boyu olan 30 cm yüksekliğindeki ilk parçadır. Kutudan gayet güzel paketlenmiş halde çıkıyor. Tabii ki bir kullanma kılavuzu var. Nasıl birbirine bağlayacağımızı gösteren bilgiler. Evet, kutuyu açtık ve içindekileri etrafa yaydık. Neler çıktığına birlikte bakalım. Bir kullanma kurulum kılavuzu var. Burada tüm kurulum işlemlerini adım adım gösteriyor çizimlerle ve yazılarla. Dolayısıyla bir hata yapmadan bu kurulumu gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Bunu yaparken tabii ki daha güvenli bir çalışma için eldivenlerimiz var. Kullanacağımız vidalar, somunlar ve bunları bağlayabilmek için gerekli olan alyan anahtarıyla diğer anahtar da hazır olarak paketin içinde çıkıyor. Ekstra bir şey kullanmanıza gerek kalmıyor. Yatağın çevresini oluşturan, ana hattını, çerçevesini oluşturan galvaniz levhalar ve bağlantı yerlerini hem köşeleri hem ortadaki bağlantı yerlerini daha şık, daha güvenli, daha sağlam tutacak olan plastik ara bağlantılar da var. Bütün yatağı kurduktan sonra da dengesini sağlayacak olan yine galvaniz parçalar. Bunlar da bir hattın kaymasını engelliyor. Dolayısıyla şimdi bunları bir araya getirip sebze yatağımızı oluşturacağız. Ufak ufak çalışmaya başlayalım. Evet, ilk levhanın 4 vidasını somunlarla tutturduktan sonra şimdi köşeyi oluşturmak için ikinci parçayı da aynı şekilde alyan ve somun anahtarıyla devam edeceğiz. Şimdi ikinci köşe içinde aynı işlemi uyguluyoruz. Köşe bentleri birbirine bağlayarak. Evet, ilk 3 levhayı köşe bentlerle birbirine bağlayarak kısa U'yu oluşturduk. Şimdi ara bağlantılarla birer levha daha ekleyip boyunu uzatacağız. Ve yine bir kısa levhayla birbirine bağlayıp dikdörtgeni tamamlamış olacağız. En son bütün vidaları kontrol edip daha sağlamlığı ve gönyesinin kaymaması için ara demirlerimizi, galvanizlerimizi de bağlayıp sebze yatağının kurulumunu tamamlamış olacağız. Dolayısıyla çalışmaya devam. Evet, sebze yatağını tamamladık. Şimdi ara destek çubuklarını da taktıktan sonra sağlam bir şekilde kullanıma hazır olacak. Artık işin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Evet, destek çubuklarını da bağladıktan sonra artık sebze yatağı sağlam bir hale gelmiş durumda. Bundan sonra kullanıma hazır, uygun olan istediğimiz bir yere koyup diğer işlemleri yapacağız. Diğer işlemlerin ne olduğunu anlatması için şimdi Sevgi Kandaz'ı çağırıyorum. Evet, hazırladığımız galveniz yatağı istediğimiz bir yere alacağız. Dolayısıyla da altına ot çıkışını engellemek için bir mukavva ya da bir karton ya da işte kolilerden koymamız gerekiyor. Daha sonra içerisine de bir toprak karışımı hazırlayacağız. Bu toprağın karışımının bir kısmı da yine Biorfe'nin kokopitinden faydalanarak yapacağız. Bu kokopit 5 kiloluk bir kokopit ama bunu 6 katı fazla suyla karıştırdığımızda şişiyor ve daha 6 katı fazla bir toprak elde etmiş oluyoruz. Hem kokopitle hem diğer toprakla karıştırıp içerisine koyacağız. Daha sonra da içerisine yine Biorfe'nin kutusuyla yaptığımız bokashi gübresinden ekleyeceğiz ki toprak verimli bir hale gelsin. Ve o şekilde bırakıp
bahar ayında da üzerine ekim yapmak için hazır hale getirmiş olacağız. İkinci partta onu da tekrar anlatırız, izleyebilirsiniz. Yatak yapma yapımı.